Hepinize afiyet olsun. Bugün burada toplanmamıza vesile olan hem MÜSİAD'a hem Türk Evi'ne hem de sevgili dostum Erdoğan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bugün bizim burada bir araya gelmemize vesile oldular. Öncelikle dün İstanbul'da menfur bir terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Maalesef terör dünyanın her yerinde insanlığı tehdit eden, insanlığımızı tehdit eden en önemli sorunlardan bir tanesi olarak hepimizin önünde duruyor. Dolayısıyla hiç kimsenin terörün etnik kimliğiyle, terörün inancıyla ilgilenmemesi gerekiyor. Çünkü terörün bir etnik kimliği ve inancı olmaz. Terörün ve teröristin tek bir amacı vardır, şiddettir, korkudur ve insanların endişeyle, kaygıyla yaşamalarını sağlamak ve buradan oluşturulacak bir kaostan da sonuçlar çıkarmaktır. O yüzden terörün İstanbul'da olmasıyla Paris'te olmasının ya da Londra'da olmasının ya da New York'ta olmasının herhangi bir farkı yoktur. Ama maalesef eğer birileri terör olayları Türkiye'de olduğunda bunun üzerinden bir rant devşirmek gibi bir girişimde bulunmaları da hoş değil. Terör Paris'te olduğunda büyük bir hassasiyet gösterip İstanbul'da olduğunda bunun üzerinden eğer Türkiye'yi ya da hükümeti dövmeye kalkışırsa birileri, bu kabul edilebilir bir şey değildir. Her birimizin terörün karşısında dimdik durması gerekir. Çünkü terör özgürlüğümüzün, üzerinde yükseldiğimiz değerlerin ve bizi biz yapan her şeyin karşısındaki en büyük düşmandır. Çünkü terörün ne insanla, ne kültürle, ne tarihle, ne doğayla, ne tabiatla hiçbiriyle ilgili bir kaygısı yoktur. Kimi zaman bakarsınız Afganistan'da tarihi dokuyu mahvederken görürsünüz. Bir bakarsınız Suriye'de Palmyra antik kentini tahrip ederken görürsünüz. Bir bakarsınız Diyarbakır'da Fatih Paşa Camii'ni ya da dört ayaklı minareyi tahrip ederken görürsünüz. Bu ister Taliban olsun, ister IŞİD olsun, ister PKK olsun, terörün herhangi bir şekilde isminin farklı olması hiçbir şey ifade etmez. Terörün aklı da, iş yapma biçimi de her yerde aynıdır. O yüzden insan olan, insani değerlerin arkasında duran, insanın özgürlüğüne ve yaşam hakkına saygı duyan her bir insanın terörün nereden geldiğine bakmaksızın karşısında durması, karşısında saf tutması gerekir. Dün biz Utrecht'te turizm fuarında iken maalesef İstanbul'daki bu saldırı haberini aldık ve tabii hemen olaya müdahale etme imkanımız oldu. Turizmciler açısından, tur operatörleri açısından bizim orada bulunmamız, birinci elden doğrudan haber verme ve onlarla meseleyi etraflıca görüşme ve her biriyle bir çözüm ortağı gibi oturup konuşma imkanı bize sundu. Ve biz onlara şunu söyledik: Paris ne kadar güvenliyse, Londra ne kadar güvenliyse, Amsterdam ne kadar, Utrecht ne kadar, şu anda bulunduğumuz bu fuar ne kadar güvenliyse, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de o kadar güvenlidir. Türkiye'nin özellikle Orta Doğu'da yaşanan ve Suriye, Irak'ta yaşanan sorunlardan dolayı Türkiye'nin güneydoğusunda
bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. Türkiye'nin güneydoğusunda yaşanan sıkıntılar üzerinden Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeleyi bir güvenlik sorunu gibi dünyaya yansıtılmasına müsaade etmedik, etmeyeceğimizi de ifade ettik. Yani bugün maalesef Suriye ve Irak'ta yaşananlara birçok ülke seyirci kalmakta. Şu anda dünya çok ciddi bir mülteci sorunu yaşıyor. Bugün ülkeler 15 bin, hatta 5 bin, 3 bin mülteci alıp almamayı tartışırken biz 2,5 milyon insanı büyük bir misafirperverlikle konuk ediyoruz ülkemizde şu anda. Ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Konseyi Türkiye'deki mülteci kamplarını dünyanın en iyisi seçti. O kadar mükemmel hizmet veriyoruz ülkemizdeki mültecilere. Ama bu konuda bakıyorsunuz Avrupa'dan yükselen sesler açıkçası bizi üzüyor. 2,5 milyon insanı biz misafir ederken ve bu insanların da Türkiye'de bir şekilde ağırlanmaları için elimizden gelen her şeyi yaparken yaklaşık 7 milyar dolara yakın bu konuda para harcamışken bugün Türkiye yok 3 milyar euro verildi, yok verilmedi, yok verilecek gibi tartışmaların yapılıyor olması ve bu konuda da mültecilerle ilgili de herhangi bir adımın atılmıyor olması maalesef bizi bu konuda üzüyor. Bu konuda kimsenin Türkiye'ye söz söyleme hakkı yoktur. Biz özellikle Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında bu konuda her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu da zaten ifade ettik. Biz tabii ki botlarla maalesef Yunanistan'a geçmeye çalışan ve bir şekilde kaçakçılar tarafından denizin kimi zaman ortasında bırakılan insanların o duruma düşmesinden son derece muzdaribiz. Bunu engellemek için elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz. Ama bu sadece bizim tek başına yapabileceğimiz bir şey değil. Bu konuda insanlığın temel bir sorunu olan bu hususta bütün hassasiyet sahibi ülkelerin bir araya gelmesi gerekiyor. Birlikte hareket etmesi gerekiyor. Bu insani sorun karşısında her ülkenin duyarlı davranması gerekiyor. Ve biz 2012 yılında Suriye sorunu başladığında ısrarla şunu söyledik. Dedik ki Suriye'de ortaya çıkacak bir kaos burasını cehenneme çevirir. Burasını terör örgütlerinin yuvası haline getirir. Bizim 910 kilometre sınırımız var. Bu 910 kilometre sınırı biz sınır güvenliğini sağlasak bile yaşanacak sıkıntılar bizim üzerimizden Avrupa'yı da etkiler dedik ama maalesef Suriye'deki sorun bu noktaya geldi ve maalesef Suriye'de şu anda birçok terör örgütünün yuvası haline geldi Suriye ve Suriye'deki sorunun acilen çözülmesi, orada yaşanan insanlık dramının acilen çözülmesi ve Suriye'de Suriye'den Türkiye'ye gelen 2,5 milyon insanı evet biz gerektiği gibi ağırlıyoruz. Ama Ürdün'e giden ve diğer ülkelere giden Suriyeli mültecilerin durumlarını da biliyoruz. Yaklaşık içeride 6 milyon insan yer değiştirmiş durumda ve şu anda Madayan'da aynı şekilde uzunca bir süreden beri kuşatma altında olan ve açlıktan ölen çocuklar var. Buna karşı da ayrı bir hassasiyet göstermesi gerekiyor dünyanın. Bizim üzerinde yükseldiğimiz değerlere sahip çıkmamız gerekiyor.
insanlığın üzerinde yükseldiği evrensel değerlere sahip çıkmamız gerekiyor. Bizi biz yapan, bizi insan yapan duygularımıza, değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü eğer bunlara sahip çıkmazsak insanlığımızı kaybederiz. Özellikle Avrupa'nın üzerinde yükseldiği ve temsilcisi olduğu temel insan hakları, özgürlükler, insanın doğuştan getirdiği haklar bu konuda Avrupa'nın daha yüksek bir sesle, daha yüksek bir hassasiyetle konuya eğilmesi ve sahip çıkması gerekiyor. Biz 500 mü alalım, 1000 mi alalım, 3000 mi alalım, acaba biz onların içerisinden kendi inancımızda olanları mı alalım gibi bir lüksümüz hiçbirimizin yok. Biz insanı, insanca olanı ve insana ait olanı herhangi bir ayrım yapmadan ve herhangi bir ötekileştirmeye tabi tutmadan sahip çıkmak zorundayız. Bizim inancımız da kültürümüz de bize bunu emrediyor. Biz çünkü yaratılanı yaratandan ötürü seven ve her insanın mukaddes olduğuna inanan yaratılış itibariyle ve mazlumun, mağdurun her zaman yanında olmamız gerektiğine inanan bir toplumuz. O yüzden biz Suriye'de Kürt, Türkmen, Ezidi, Hristiyan ne inançta ya da etnik kimlikte olduğuna bakmaksızın Suriye'den gelen her insana kucağımızı açtık. Çünkü her biri mazlumdu, her biri mağdurdu. Kimisi Esed tarafından mağdur edilmişti, kimisi IŞİD, DAEŞ tarafından mağdur edilmişti, kimisi YPG tarafından mağdur edilmişti. Hepsine kucağımızı açtık. Hepsini gerektiği gibi ağırladık. Hepsine sahip çıktık. Çünkü insan olmamız ve insana ait ilkeleri ve değerleri yaşatma idealimiz bize bunu emrediyor. Biz bu ilkeler etrafında ilkeli bir şekilde duruyoruz kardeşlerim. Dediğim gibi teröre ve terörden kaynaklanan diğer hususlar karşısındaki tavrımız ve pozisyonumuz da bellidir. Bir hususa daha işaret edip konuşmamı tamamlamak istiyorum. İnşallah önümüzdeki 4 yıl biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak daha çok sizlerle ilişki içerisinde olacağız. Sivil toplum kuruluşları üzerinden, kültürel faaliyetler ve etkinlikler üzerinden, sizin burada yürüttüğünüz faaliyetler üzerinden daha çok sizlere destek olmak, sizlere daha çok birlikte olmak için çaba sarf edeceğiz. Hem Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile ortak, hem diğer ilgili birimlerle ortak faaliyetler yürüteceğiz. Zaten biliyorsunuz her ülkede, bizim birçok ülkede kültür ateşeliğimiz, turizm müsteşarlığımız, temsilciliklerimiz mevcut. Bunları daha etkin hale getirmek, bunları sizinle daha yakın ilişki kuracak bir duruma getirmek bizim temel sorumluluğumuz. Özellikle son dönemde oy kullanma faaliyeti ve seçimler üzerinden zaten daha yakın bir işbirliği ve yakınlık oluşturma imkanımız oldu. İnşallah bunu daha da artırarak devam edeceğiz. Artık güzel olan şey şu, eskiden yakın ve uzak vardı, artık yakın ve uzak kalmadı. Yani Ankara ile Amsterdam arasında ben hiçbir fark görmüyorum. Yani ilişki kurma, iletişim, ulaşım açısından da bir artık sorun kalmadığını düşünüyorum. Diğer konularda da inşallah hem burada bulunan dediğim gibi STK'lar üzerinden, işte MÜSİAD üzerinden, Türkiye üzerinden, UATD üzerinden, diğer birçok dernekler üzerinden, değil mi? İşbirliğimizi ve koordinasyonumuzu daha çok artıracağız inşallah. Biz Türkler olarak bulunduğumuz hiçbir yerde sorunun yanında olmayız. Her zaman çözümün yanında oluruz. Pratik insanlarız.
bulunduğumuz topluluklarda sorun çıkaran, sıkıntı oluşturan insanlar hiçbir zaman olmadı. Ama birilerinin bizi asimile etmesine de hiçbir zaman rıza göstermedi. Biz çok çabuk entegre oluruz, çok çabuk uyum sağlarız. Ama entegre olmak, uyum sağlamakla asimile olmak farklı şeylerdir. Biz bulunduğumuz ülkelerde o ülkenin sistemiyle, o ülkenin kültürüyle, o ülkenin diğer yapısal özellikleriyle entegrasyon konusunda bizim bir sıkıntımız yok. Uyum konusunda bir sıkıntımız yok. Ama dediğim gibi asimile olmaya, birilerinin bizi kendi bünyesinde eritmeye kalkışmasına da tabii ki müsaade etmeyiz. Biz kimliğimizle, biz değerlerimizle, bizi biz yapan farklılıklarımızla, ama farklılıklarımızı bir üstünlük olarak görmeden, farklılıklarımızı yaşatılması gereken bir zenginlik olarak görerek kendi varlığımızı her yerde çok rahat bir şekilde sürdüren bir toplumuz. Bu duygularla tekrardan hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Hepinize afiyet olsun diyorum. Bugün dönüyorum. Hepinize de aynı zamanda hoşça kalın diyorum kardeşlerim. Güzel bir yer. Böyle bir bakın.